Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün günlerden cuma. Uğur Civelek günü tabii ki. Hemen vakit kaybetmeyelim. Çok konuşacak konumuz var. Sayın Civelek hoş geldiniz efendim. Sabırsızlıkla bekliyor izleyicilerimiz. O yüzden vakit kaybetmiyorum. Şimdi ekonomiye geleceğiz. Ama isterseniz belki ekopolitik bir gelişme olduğu için biraz Fransa ile başlayalım. Hatta Fransa'ya Sultanahmet'i de ekleyelim. Bir polisimiz şehit oldu. Şimdi baktığımızda çok tehlikeli bir oyuna girildiğini görüyoruz. Nitekim bugün Hakan Fidan'dan da bir açıklama var, MİT Müsteşarı. Türkiye'nin özellikle risk altında olduğunu söylüyor. Şimdi bunu bir not edelim. Fransa'daki baskın, ondan sonra bomba, suikastlar. Baktığınızda tüm bunlar, birincisi bu işin ekopolitik yorumu nedir? İkincisi bumerang mıdır yoksa tehdit mi? Zor bir soru. Önce olayları anımsayarak başlayalım. Salı günü Sultanahmet'te bir intihar bombacısı söz konusu oldu. Bir polisimiz şehit oldu. İki yaralı var. Kamuoyuna bir takım bilgiler sızdı. Ama onun doğru olmadığı anlaşıldı. İntihar bombacısının bir Rus vatandaşı olduğu anlaşıldı. Ama yönlendirenin kim olduğu, hangi örgüt olduğu belli değil. Araştırılıyor. Bir sonraki gün, çarşamba günü Paris'te Charlie Hebdo mizah dergisine bir saldırı var. 12 ölü, 20 yaralı, 3 kişinin Kalaşnikov'ları düzenlediği bir saldırı. Bir anda dünya gündemi karıştı. Tepkiler ortaya sel gibi aktı. İnsanlar meydanlarda toplandı. Ülkeler eleştirmek için, kınamak için yarışa girdi. Türkiye'de ön safta olmak için çaba harcadı. Sanki işlerin bu duruma gelmesine hiç katkımız yokmuş gibi. Bunu bir kenara yazmakta yarar var. Ama Avrupa bütününde değerlendirmek daha doğru. Detaya girersek kaybolabiliriz orada. Avrupa'da ciddi sıkıntılar var. Avrupa'da birileri kendi çıkarlarına doğru yönlendirme yaratmak için bir takım operasyonlar yapıyor, bir takım örgütleri kullanıyor olabilir. Biraz açabilir misiniz? Bu önemli bir... Örneğin Türkiye'de biz 70'li yılları yaşadık. Sonunda neler geldiğini biliyoruz. Yine 1990'ların ikinci yarısında bir şeyler yaşadık. Özdemir Sabancı katledildi. Üzeyir Garih katledildi. Bir takım gazeteciler nezarette öldü. Metin Göktepe gibi. Arkasından bir şeyler yaşadık. Avrupa'da birileri bir takım oldu bittiler yaratmaya çalışıyor olabilir. Ne görüyoruz? Avrupa genelinden bakıyorum. Güney Avrupa çok sıkıntılı. Yunanistan 25'inde seçime gidecek. Ciddi istikrarsızlık var. Adriyatik eski Yugoslav Cumhuriyetleri rahat değil. Ama şimdi çok fazla ses çıkmıyor. Barut fıçısı gibi. İtalya karışık. Aylıkçı hareketler güçleniyor. Özellikle kuzeyin bir takım hazırlıkları var. Yine batıya doğru gidiyoruz. Fransa. Son yaşananlar. Bir 7-8 yıl önce araba kundaklamaları da hatırlamak lazım. Bir şeyin devamı geliyor. Yine gidiyoruz İspanya. Yine ayrılıkçı hareketler var. Portekiz. Göçmen kabul edenlerde ırkçı hareketler sanki ortaya çıkıyor. Almanya'daki hareketi de, Rejide hareketini de hatırlamak lazım. Orada da bir ırkçı bir köken var. Kontrol edilmeye çalışılıyor ve çok korkutucu. Fransa'daki bu da o türden bir şey. Avrupa'da siyasete güven giderek azalıyor. Seçimlere katılım oranı düşüyor. Avrupa çözülüyor. Bir yanda da transatlantik tercih ticaret ve yatırım anlaşması var. Bu çözülen bir Avrupa söz konusu olursa ne olacak? Rafa kalkacak muhtemelen. Hem içeriden bir karıştırma var hem de yönlendirme çabaları var. Ve en çok da konuşulan Avrupa Merkez Bankası'nın anormal parasal genişlemeye zorlanıyor. Euro paraşütsüz düşüyor. Avrupa önünü göremiyor. Durgunluk derinleşiyor. Avrupa'nın basireti bağlanmış durumda. Ölümü bekleyen bir kanserli hasta gibi sanki. Euro içinde, Avrupa Birliği içinde. Bu tabii ki dünya için büyük bir istikrarsızlık kaynağı olabilir. Orta Doğu karışık, Karadeniz bölgesi karışık, Avrupa karışık. Dünyada ciddi sorunlar var. Bunu tek bir olaya bakarak değerlendirmek yanlış olur. Bütüncül bakmak lazım. Bu istikrarsızlıktan birileri kendi lehine oldu bittiler yaratmaya çalışıyor olabilir. Ben bu Paris'te yaşanan olayların da istihbarat örgütlerinden bağımsız olmama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Birileri Orta Doğu'da bir şeyler oynadı. Avrupa'nın birçok yerinden
IŞİD'e katılım üzere aktı. Bunların 3000 kadarı geri dönmüş. Acaba bu Fransa'daki saldırıyı dönenlerden birileri olabilir mi? Yani paralı asker. Evet. Peki bir şey daha. Amerika'nın Yeşil Kuşak Projesi'ni biliyorlar. Bu Yeşil Kuşak Projesi farklı bir Müslüman profili yarattı. Dinle ilgisi yok ama dini çok kullanıyorlardı. Bugün El-Kaide, Boko Haram, El-Nusra gibi örgütleri bu Yeşil Kuşağın yozlaşmış ürünleri, kullanılan ürünleri olarak görmek lazım. İnançla, insanlıkla bunların hiçbir ilgisi yok. Birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Çünkü bu da maalesef birileri karıştırarak sonuç üretmeye çalışıyor. Bu Libya'daki ilk müdahaleyi Fransa yapmış. Bir kere yani hiçbir şey diğerinin karşılığı olamaz. Ama analiz yapıyoruz madem. O yüzden Fransa'daki hani insanın ister istemez aklına o geliyor. Yine masum insanlar ölüyor. O ayrı. O hiçbir yerde değişmiyor da. Bu bumerang mıdır? Avrupa'da iki ülke yoğun göçmen aldı. Bu çekirdekteki iki güçlü ülke. Almanya, Fransa. Fransa mağrip ülkelerinden aldı. Fas, Tunus, Cezayir. Fransa'da yapı değişti zaman içinde. Bu eylemleri yapanlar muhtemelen Fransa doğumlu ama köken olarak Kuzey Afrika kökenli. Almanya'da daha çok Balkanlardan göçmen aldı. Her iki tarafta da şu anda ciddi endişeler var. İşsizlik arttıkça, sorunlar ağırlaştıkça. Önümüzdeki süreçte benzer şeyleri yaşama olasılığımız var mı Avrupa adına? Muhtemelen. Çünkü şunu sormak lazım. Mucizevi bir şekilde düzelme olacak olursa dinmeye başlayabilir. Bu tür faaliyetlerden birilerinin istediği sonuçlar çıkmayabilir. Ama ekonomide durum düzelmez. Daha kötüye gitmesi önlenemezse muhtemelen bunların yükselişini, tepkilerin de artışını, Avrupa'nın iki dünya savaşı arası koşullara geri dönüşünü görmek durumunda kalabiliriz. Ne yaptırmaya çalışıyorlar Avrupa'ya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sıkıntı çeken insanlar çekmeyenlere karşı husumet besleyebilir. Yani işin esas ana sebebi dil, din, ırk farklılıkları değildir. Ekonomik farklılıklardır. Ama yansımaları, tepkisel yansımaları daha çok dil, din, ırk farklılıkları üzerinden olabiliyor ve büyük istikrarsızlık üretiyor. İki Dünya Savaşı arasında bunlar yaşanmıştı. Peki bizim Sultanahmet'te yaşananı, daha sonra işte Fransız konsolosluğundaki dünkü ihbarları falan, hadi Fransa'daki olaylarla bağdaştıralım. Sultanahmet'te yaşananlara baktığımızda, Libya'nın hatta Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına baktığımızda ve Hakan Fidan'ın açıklamalarına baktığımızda bunu nasıl okuyacağız? İki şeye bak. Bir, Fransa'daki bu saldırı olduktan sonra 24 saat içinde 3 yerde bomba patladı. İkisi cami, biri kebapçı. İkisi de Fransız orijinli olmayanlar. Yani buna bir tepki içeriden geliyor. Bir çatışma ortamı yaratılıyor. Türkiye tabii ki en son Kobani ile girdiğimiz süreçte işi de ilişkilerimizin ne olduğunu bilmiyoruz, üstü örtülü. Birdenbire bir şeyler değişmeye başlayınca tepkiler ne boyutta geldi? Acaba Libya'dan yükselen Türk uçaklarını vururuz söylemi? İşi de katılıp oradan dönenlerden birinin işi mi? Fransa'daki öyle mi? Hep soru işaretleri var. Hesapsızca yapılan işlerin bedeli beklenmedik zamanlarda geri dönebiliyor. Bunu da tabii faturasını masum vatandaşlar ödüyor. Kesinlikle. Ne yazık. Peki yine ekonomiye geçmeden önce bir konuyu daha değerlendirelim istiyorum. Atina'daki bir engelleme. Bu Talat Paşa Komitesi biliyorsunuz bugün de Atina'da Sintagma Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacak. Ve Yunanistan Parlamentosu'nun çıkardığı Ermeni soykırımını inkar edenlere ceza öngören yasaya karşı çıkacak. Şimdi soykırım yılının 100. yılında bu önemli eylem bir anlamda iktidar tarafından da engel olmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Şimdi konuyla ilgili ayrıntıları dün İş Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir telefon bağlantısıyla anlatmıştı ulusal kanala. Önce onu bir hatırlayalım, üzerine biraz konuşalım. Ne oluyor oralarda? Burada tamamen AKP hükümetinin büyükelçilik üzerinde, yani Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği üzerinde bir baskısıyla bize karşı bir engelleme çabası var. Yoksa izin verilmiyor falan diye bir şey yok. 2005 yılında bu mücadeleye başladığımız günden beri AKP iktidarı bize arkadan çelmeledi, vurdu. Bizi şununla tehdit ediyorlar. Efendim basının bu basın toplantısını vermesini engelleriz. Basını ne zamandan beri hükümet yönetiyor? Bu ne küstahlık.
Bu ne haddini bilmezlik. Basınımız içinde bu son derece utanç verici bir tehdit ve baskıdır. Basının, AKP iktidarının ve Atina Büyükelçiliği'nin bu tür baskılarına pabuç bırakacağını en küçük ihtimal vermiyoruz. Hançerledi. Ben Dışişleri Bakanlığı'nı da, AKP iktidarını da, Tayyip Erdoğan'ı da, Davutoğlu'nu da uyarıyoruz. Böyle Türkiye düşmanı mevzilerde bulunmalarının elbette bu millet tarafından bir hesabı sorulacaktır. Derhal bu tutumlarına son versinler. Şimdi Yunanistan bunu yapıyor, anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kabullenmem gerekmiyor ama anlamaya çalışıyorum. Kendi çıkarları adına. Bizim iktidar ne yapmaya çalışıyor? Basın açıklamalarını, basına engellemek vesaire, göndermemeye çalışmak. Bizim iktidar ne yaptığını bilmiyor diye bir şey ortaya sürebiliriz. Bildiklerinden emin değilim. Kendi içlerinde dahi ciddi çatışmalar olan bir yapı. Gölgesinden bile korkar hale gelebilir. Saçmalayabilir. Şu anda bunun değişik örneklerini görüyoruz. Son birkaç yıldır. Bundan sonra bir süre daha görmeye devam edeceğiz galiba. Ama esas sorun şu. Vatandaşımız bunu fark edecek mi? Onlar da fark etmesin diye uğraşıyorlar. Ama bu çok milli bir mesele. Büyük hatalar yapanlar neyin milli neyin gayrimilli olduğu konusunu da ayırt edemezler. Paranoyalar sağlıklı düşünmelerini engeller. Mesela bu hafta başında ne konuştuk? 17-25 Aralık süreci 4 bakan istifa etmişti. Yüce Divan olacak mı olmayacak mı? Türkiye'de bakıyorsun Ergenekon, Balyoz, Şike, Odatilgili davalarda insanlar yargıdan kaçmıyor. Onlardan olmayanlar. Adil yargı istiyor sadece. Ama bunlar yargıdan kaçıyor. Hem de yargı savcısını, hakimini kendi belirledikleri yargıdan kaçıyorlar. İşte birileri adil yargı istiyorsa ve onlara adil yargı hakkı tanımayanlar yargıdan kaçıyorsa o ülkede keyfiyet vardır. O ülkede hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu korkunun da ecele faydası yoktur. Büyük istikrarsızlar biri bekliyor. Bu anlayış, bu kötü gidiş değişmediği sürece. Bir bakış açısının yansıması budur diyorsunuz. Yunanistan'daki açıklama basın toplantısını neden engellemeye çalışırsın Büyükelçilik üstünden? Orada nelerin konuşulmasından endişe ediyorsun ki susturmaya çalışıyorsun? Konunun sadece Ermeni soykırımı ile ilgili suçlamanın dışında konulara girebileceğinden mi endişe ediyorsun? Asıl hesap bu mu olabilir? Muhtemelen. Şu anda şöyle düşün. AKP iktidarda ve İşçi Partisi dış güçlerin de katkısıyla meclise bile girmesi istenmeyen marjinal parti olarak gösterilmeye çalışılıyor. Doğruyu söyleyen Dokuzköy'den kovuluyor. Ve de İşçi Partisi'nin Doğu Perinçek'in haklı ve radikal eleştirileri var. Duymaya bile tahammül edemiyorlar. Peki burada kritik bir şey var. Büyükelçilik iktidara mı ait, bana mı ait? Vatandaş şimdi olarak. Bazı elçiler kendini Türk halkının, Türkiye'nin, devletin elçisi olarak görür. Bazıları iktidarın elçisi görür. Ne yazık ki şu dönemde çoğu artık Türk halkıyla bağlarını kopartmaya başlamış gibi görünüyor. Oradan oraya sürülmemek için, üzülmemek için kula kulluk etmeyi elçilik sayar hale geliyorlar. Yani düz vatandaş elçiliğe başvurup evlenebiliyor bile ama basın açıklaması yapamıyorsunuz. Çok garip bir durum. Çünkü orası aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı demektir. Hayır, oradaki faaliyet Türkiye'nin milli meselesiyle ilgili. Konu nedir? Soykırım oldu mu olmadı mı? Gitsinler 1915 koşullarına baksınlar. O koşullarda neler yaşanmış burada? Birçok iftira var. Bu bizi kendimiz içimizden de vuruyor. Yani burada yalnız iktidarı suçlamayalım. Türkiye'nin liberal aydınları da sınıfta kaldı. Ki 18'de de mahkemesi yenik bir ülke üstelik Osmanlı yapılmış ve bir soykırım olmadığı da alenen ortaya çıkmış. Tabii ki hatalı olanlar varsa o ayrıca değerlendirilir ama bir soykırım olmadığı o günde karara bağlanmış. Tarihçiler karar versin deniyor Çetin. Şöyle düşün. 1915, 16, 17 o yıllar Doğu'yla ilgili anıları okuduğunda şunu görüyorsun. Çok zor bir yaşam var. İnsanlar çaresiz. Öncelikle askerin ihtiyacı cephedeki karşılanmaya çalışıyor. Asker bile çok zor durumda. Siviller daha zor durumda. Yöre halkı
at, deve, eşek besiklerinde hazmedilmemiş arpa tanelerini ayıklayıp kavurarak karnını doyurmaya çalışıyor. Salgın hastalıklar var. Çok zor koşullar var. Güvenlik diye bir şey yok. Ve savaş ortamındasın. O ortamda Osmanlı bir karar alıyor. Daha büyük sıkıntı yaşanmasını önlemek için Ermenileri, ki isyan etmeye başladıklarından sonra, Suriye tarafına doğru göçe zorluyor. O günün koşulları da çok zor. Tabii ki bir takım kayıpları olabilir. Her şey dört dörtlük olmayabilir ama burada kasıtlı bir soykırım yok. Buyursunlar gitsinler, işte Suriye cephesinde yaşayanların anılarını okusunlar. Ama burada şu var, Toynbee'nin de itirafı var. Mavi kitaba katkılı bulmuş bu Malta yargılamaları ile ilgili. Yani kullanıldığını sonradan anlıyor. Ama iş işten geçiyor işte, biz hala uğraşıyoruz o meseleyle. Peki politik tarafta sırta kaldığımız ortada. Şimdi bir ekonomiye geçelim. Hatta dünya ekonomisiyle başlayalım istiyorum. Çünkü mesela garip şeyler oluyor. Bütün dünyada gıda fiyatları ile ilgili, hani enflasyonist ortam ya, gıda fiyatları ile ilgili Türkiye'nin ayrıştığını görüyoruz. Yani dünya başka bir yere, biz başka bir yere gidiyoruz. Brent petrolün fiyatı 50 doların altını görüyor. Dünyada garip işler oluyor. Bu son yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir, gıdaya gelmeden önce Euro'nun paraşütü düşüşe geçtiğini görüyoruz. Parite 1.18 durumda. Avrupa karışık. Hiç kimseye güven vermiyor. Avrupalılar da risk almaktan kaçınıyor. Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeyi yapsa da yapmasa da pek fazla bir şeyin değişmeme ihtimali güçleniyor. Avrupa giderek daha zor bir döneme koşuyor olabilir. Bu tabii ki dünyadaki dengeleri de etkileyecek. Hı hı. Petrol fiyatına bakıyoruz. Aralığın son haftasından itibaren bir çöküş var. Piyasaların sığ olduğu bir ortamda kim satıyor da bu kadar kontrolsüz düşüyor? Ne oluyor dedirtecek bir şey. Yılın genelde ilk son haftası ve takip eden yılın ilk haftası piyasalarda öyle anormal hareket az olur. Olursa da kalıcı olmaz. Ama garip şeyler yaşıyoruz. Petrol de çöküyor. Bunlar küreselleşmeden biraz fazla etkilenmiş fiyatlar olabilir. Ama tarım ürünleri biraz farklı bir konu. Bütün dünyada düşerken Türkiye'de nasıl belirsizlikler arttıkça tarımsal ürünlerin fiyatlarında istikrarsızlıklar olabilir. Dünya piyasasına düştüğünü görürsün ama Türkiye'de yükseldiğine tanık olabilirsin. Ama biz başarılı ekonomiyiz. Şimdi geliyorum oraya. Neden? Tarım ürünleri konusunda herkes kendi çapında belli bir korumayı hala tutmaya çalışıyor. Dünyada. Ya da önlemleri devreye sokuyor. Mesela bakıyorsun Rusya hububat ihracatını yasaklıyor. İzne bağlıyor. Kendi iç dengesini korumak için bir takım kararlar alıyor. Bu mal akışlarını tarımsal ürünler konusunda duraklatıyor, engelliyor. Bu engellemeler farklı bölgelerde farklı eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Türkiye tarımsal ürünlerde ithalatçı bir ülke. Bu tip korumacı önlemler söz konusu olduğunda Türkiye'de maliyetlerin artmasını önleyemez. O da zaten otomatikman fiyatlara yansıyor. O da içeride istikrarsızlıklar üretmeye başlar. Bir yere kadar sübvanse etmeye çalışırsın, gizlersin ama bunun taşımasıyla değil ben döndüremez. Peki tarımı sanayiyi ihmal etmenin bedeli kapını öyle bir çalar ki bir daha o kapıyı kapatamaz. Peki bu bizim mesela enflasyonla ilgili göstergelerimizi alt üst etmeyecek mi? Şimdi edecek, ne yapıyorlar? Yaklaşık bu hafta başından beri görüyorsun. Döviz kuru 2.34'lerden pat 2.28'lere mi gerilemiş? Ne oluyor diyorsun? Yani dünyada dolar güçleniyor, Türkiye'de geriliyor. Türkiye'yi farklı kılan ne var? O zaman şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası geçen cumartesi bir takım kararlar açıkladı. Onu biraz konuşalım mı? Hem avro dolar paritesi üzerinden hem de Türkiye'deki dolar imtihanı. Zorunlu karşılık oranları kısa vadede yükseltildi. Bir yıl vadeye kadar olanlar %13'den %18'e yükseltildi. Ne demek bu? Burada zorunlu karşılık derken bankaların döviz hesapları ve kalkınma fonu dışı yükümlülüklerine uygulanan zorunlu karşılık oranı %13'den 18'e yükseltildi bir yıla kadar vadede. 5 yılın üstünde değişmedi ama kademeli arada kalan vadelerde bir yükseliş var. Buradan Merkez Bankası bankalardan 3.2 milyar dolar para daha almayı umuyor.
Rezervi de aralığın son haftasında 6 milyar dolar kadar gerilemiş. Gizlemeye çalışıyor. Rezerv verilmesi demek belirsizlik demek. Kırılganlığın arttığı anlamında. Bunu düşük göstermeye çalışıyor. Ama bu aynı zamanda bankacılık sisteminde kaynak maliyeti artışı demek. Yani şunu demeye getiriyor, şekilde yorumluyorlar. Yükümlülüklerinizin vadesini uzatın, maliyetiniz artmasın. Ama bu küresel koşullarda yükümlülüklerin maliyeti vadesi uzatılamaz. Bana banka dese ki mevduatınızın vadesini 3 yıla çıkaralım ama aynı faiz vereceğiz. Ben paramı alıp gideyim derim. Yabancı için de geçerli mi bu? Yabancıya bu ortamda sendikasyon geri ödeyeceksin ama 3 yıllık sendikasyona çık. Ödeyeceğin rakamın %50'sini borç alabilirsen öp başına koy. Peki fazla istiyorsan bu sefer borç alma halinde sert artışlar olur. Yani bu şu konjonktürde uygulanamaz. Hangi konjonktür? Avrupa kötüye gidiyor. Gelişmiş ekonomiler durgunluktan çıkamıyor. Gelişen ekonomiler kademeli durgunlaşıyor. Fiyat hareketleri anormalleşiyor. Göz gözü görmüyor. Herkes riskten kaçıyor. Bu ortamda Türkiye maliyetini artırmadan riskini azaltmaya çalışacak. Bu olmaz. Buna gülerler. Ne yapmaya çalışıyorlar peki? Şimdi Merkez Bankası'nın bu hamlesi bankalara tarafından şöyle anlaşılmış ya da telefonlar çalıştı, anlatıldı. Bu maliyet sizin cebinizden çıksın istemiyorsanız bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çalışın. Ne yapacaklar? Döviz kurunu aşağı itecekler. Faiz yükseliş beklentisi yaratacaklar. Varlık değerleri de yükselecek. Seçime kadar idare edecekler. Kimse ne olduğunu anlamayacak içeride. Oyların rengi de değişmeyecek. Bu siyaset. Bunun ekonomiyle ilgisi yok. Ama Türkiye'de ekonominin kurumsal yapısı siyasete alet olduysa eğer, bundan sonrası felaket. Peki dolara basıyorlar. Bu fiyat hareketlerine kimse aldanmasın. Bakın, bu ahlaksız bir teknik. Bu piyasayı manipüle etme girişimi. Yapay eğilimler. Yapanlar da yapmayanlar da bunun altında kalabilir. Bu bir zaman meselesi. Bu operasyonu yürütecek, bu manipülasyonu yürütebilecek cephane var mı? Hayır. Blöf yapıyorlar. Var gibi gösteriyorlar. Peki dolar bugün 2.30'dan açtı. Yani bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Duyuyorsunuzdur belki başkanından. Yabancılar geliyormuş, euro geliyormuş. Palavra. Türkiye'de bizim bankaların uzmanlık konusu var. Kaynak gelişi varmış gibi, yabancıymış gibi izlenim yaratmak çok kolay. 88'den beri hepsinin offshore'ları var. Bunu biraz açar mısınız? Bu çok önemli bir konu. Çünkü çok sokakta da bilinmeyen bir konu bu. Türkiye'de hem resmi mevzuata uymak hem de para kazanmak, maliyetleri kontrol etmek kolay değil. Onun için resmi mevzuat delinir. Sanki kendileri risk alır ama yabancılar almış gibi gösterilir. Şimdi bir muhasebe kayıtları üretilir. Aa yabancılar geliyorlar. Hayır yabancılar değildir. Bizimkiler bilançolarını korumak için piyasayı manipüle ediyordur. İlk defa yapmıyorlar. Belli ki gittiği yere kadar son da olmayacak. Yani sanki yabancı gelip gidiyormuş gibi gösteriyor olabilirler. Evet. Kritik bir konuydu. Yani hani çünkü artık yabancı para, yurt dışından para gelmiyor dediğimizde bu örnekler gösterildiğinde bu offshore bankacılığını biraz bir incelesinler o zaman. Tabii. Bu tezi ortaya koyalım. Bir şey daha söylemek lazım. Bu manipülasyonları yapanlar sanayiyi, tarımı katlediyorlar. İhracatı sabote ediyorlar. Niye basıyorlar dolara? Şu anda o kadar panikteler ki kendileri dışında hiçbir şey düşünemiyorlar. Kendileri derken iktidarlarını diyorsunuz herhalde. Bu ruh haliyle Perinçek'in Yunanistan'da yapacağı basın toplantısına karışmalarını da sürpriz saymamak lazım. Ama ataların dediği gibi korkunun ecele faydası yok. Peki biraz doları açalım mı? Çünkü belli ki dolara basılıyor. 2.30'dan açtı bugün. Hatta bir ara 2.28'i bile gördü. Şimdi yine toparlandı 2.36. 3.06 diyeyim. Yanlış anlaşılmasın 36 değil. Şimdi 2.30'da mı şu an? 2.30'da en azından başlangıç seviyesi o. Avro'da 2.71.50. Şimdi dünyada da bir avro dolar paritesinin anlattıkları var ama şimdi ortada çok ciddi bir borcumuz var. Ve birazdan geleceğim belki hatta girebiliriz de bu konunun içinde. Alarm veren bir sanayi var ve ısrarla basılan bir dolar var. Bir taraftan üretim ekonomisi diyorsunuz tırnak içerisinde. Öbür taraftan halen ders alınmamış, halen kemik kırılıyor. O zaman şöyle söyleyeyim. O kadar sıkışmışlar ki köşeye,
bankalar ve siyasi irade biraz nefes almak için faizlerin düşmesine ihtiyaç duyuyorlar. Gaz fren tartışmasını bir kenara bırakmışlar. Ama faizleri düşürürsen kur fırlar. Bunun olmaması için ön alıyorlar. Kura basıyorlar, faiz düşüşü sipariş ediyorlar. Ama bu gerçek değil. Onun için diyorum bu manipülasyon. Yapanlar da yapmayanlar da bunun altında kalır. Bindiğimiz alı kesiyoruz. Belli ki bunlar Nasrettin Hoca'yı hiç okumamış. Ha, şişmiş topa balona hava basıyoruz hala. İki, hesaplarında şu da olabilir. Ya şu Türkiye'nin açılım süreci çok önemli. İşte bu açılım sürecinden nemalanacak olan dış güçler bize destek atar o zamana kadar. Genel seçimlere kadar kazansız atlatabiliriz. Hesap bu. Yurt dışından ki, bankalarla ilgili gelen yorumlarda buradan mı okunmalı? Aynen öyle. Yabancı yatırım bankalarından gelen kur tahminlerini bu çerçevede yorumlaman lazım. Sanayici bu işin içinden çıkabilir mi? Yakıyorlar. Şu anda bu fiyatlarla hangi ihracatçı fiyat tutturacak da sipariş alacak? Ama TÜSİAD tartışması kimse konuşmuyor. Bakın orada bir muhatap tartışması açıldı, bir konuşuldu. Burada direkt intihara, kamikazelik yap diyorlar sanayiciye. Bunlar hiç konuşulmuyor. Sanayiciden de erkek çıkmıyor. Bir haksızlık yapıyorsunuz diyebilen yok. İki, yanlış yaptığını, fazla üstüne gitmemesi gerektiğini herhalde seçime kadarki dönemde siyasilerden de bıçak kesilmiş gibi bir anda o konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Herkes hiçbir şey yok olmamış. Hem gündem yarattılar, sindirdiler. Şimdi kapatmaya çalışıyorlar. Bugün haberlere bak, üreticiye yeni destek geliyormuş. Kardeşim, üreticiye en büyük destek ona köstek olmamaktır. Önce köstek ol, katletmeye çalış, hizaya getir, sonra ödül veriyormuş gibi oyala. Kaybettiğin onda birini alırsa sevinsin gariban. Yani dönüp vuruyor, sonra tedavi etmeye çalışıyor. Bana kastedenden gelen bir şeyi istemem diyebilen sanayici yok mu bu ülkede? Çıkmıyor sesleri. Sonuçlarına katlanırlar o zaman. Peki, o zaman biraz sanayi üretiminden gidelim mi? Çünkü orada Bilim Bakanı'nın da ilginç açıklamaları var, ona da geleceğim de. Şimdi sanayi ciddi alarm vermeye başladı. Son açıklanan veriler de bunu gösteriyor. Öte yandan Sayın Babacan ilginç bir açıklama yaptı. %3 büyüme iyidir dedi. İyi midir? Sayın Babacan ne demeye çalışıyor? Yani hala bir kağıt üzerinde bir şeyleri tutturmaya çalışıyoruz derdi yani, var ama %3 büyüme iyidir başka bir şey. O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyüme nedir? Minimum 5. Minimum 5. Biz dedik dinlemediler. Evet, minimum 5'e ihtiyaç var. Ama tasarruf açığın büyük. Minimum 5 büyüdüğümüz zaman tasarrufun buna izin vermiyor. Dışarıdan borçlanıyorsun. Bu borçlanma geliyor, tarımı sanayiyi sabote ediyor, batırıyor. Sen o zaman bugünkü yapısal dengesizliğinle dışarıdan kaynak bulsan da bulmasan da 5 büyüyemiyorsun. Demek ki büyük dengesizlikler var. Ve şu koşullarda bunu da çözemiyoruz. Bir şeyleri yıkacaksın, baştan yapacaksın. Bunu da yapamıyorlar. 12 yıl hata yapmışız da diyemiyorlar. %3 neyin iyisi? Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaz. Fiyat istikrarını tesis etmez. İstikrarsızlık yaratır. Bu istikrarsızlığı gizlemek için manipülasyon yaparsın. Bu hafta yaptığın gibi. Aleni manipülasyon yapılıyor ülkede. İki, Türkiye'nin geleceğini bozuk para gibi satmaya başlarsın dışarıdan para gelsin diye. O bu manipülasyonu sürdürebilmek için. Gelir mi? Bu saatten sonra zor. Artık gelsin diye değil, gelenler gitmesin diye ödün veriyorlar. İçerideki biraz daha varsa beklesinler diye. %3 büyüme, Ali Babacan'ın mantığından gidiyorum. %2'den iyidir %3. Sıfırdan da iyidir. Ama Türkiye'de istikrarı sağlayacak bir rakam mıdır? Kesinlikle değil. %3 büyüme Türkiye'de işsizliğin artmasıdır. %3 büyüme sektörlerin aşama aşama krize doğru koşmasıdır. %3 büyüme en çok borçlanan sektörün paldır küldür devrilmeye başlamasıdır. Bir şey daha soracağım bununla ilgili. %3 büyüme Türkiye'de durgunlaşmadır, fiyat istikrarsızlığıdır, sosyal siyasi istikrarsızlıktır. Ama yine de %2'den iyidir 3. Kötüler arasında daha az kötü olanı. Ama 3'ü bile tutturamayacaklar. Çünkü artık ithalat kesildi, para gelmiyor. Sanayiciye ne yaptığın ortadan, şimdi nereye ihraç edecek? Açıkladılar, 2014'e gidelim.
2014 yılı Kasım ayı sanayi üretim piyasa 1.3 artış bekliyormuş. Takvim mevsim etkisinden arındırılmış rakam. -0.1 geldi. Büyümüyor. Biz bunu sürekli söylüyoruz geçen yıl ikinci yarısından beri. İlk yarı 3.3 büyümüşüz. İkinci yarıda %3 hayal ediyorlardı. 4'ü buluruz diyorlardı. Muhtemelen 0'a yakın çıkacak. Belki biraz şişirirler, 1 gösterirler. Ortalamasına baktığı zaman 2014 büyümesi 3'ün altında çıkacak. Bu kesin artık. Yani bu 2014 buysa mı? 2015 o seviyenin üstünde olamaz. Bu şartlar altında mı 3'e razı? Evet. Şimdi bakıyorsun, durgunlaşan bir ekonomi. Durgunluğun derinleşmesini önlemek için faiz düşürmek lazım. Ama faiz düşürsen kur zıplıyor. O zaman kuru tutmak, bastırmak lazım. Nereye kadar? Dolar mı basıyorsun sen? Hayır, gittiği yere kadar. Seçime kadar idare etsinler. Seçimden sonra kıyamet. Her şey Haziran odaklanmış. Evet, her şey Haziran'a odaklanmış. Dayanmaya çalışıyorlar. Sen Güneydoğu'daki açılım, aylıkçı hareketleri seçime kadar diye oyalamaya çalış. Ondan sonra tavizi verdiğin an Türkiye patlasın. Hep oyalama, her konu. Hayır kardeşimiz, açıkça sorunların çözümünü konuşun. Bu milleti oyalamayın. Ama başka bir oyalamak dışında bir şey de bilmiyorlar. Hocam, sorunu kabul etmiyorlar ki çözümü konuşalım. Sorunu kabul ediyorlar. Halktan onun için gizliyorlar. Çünkü halkın kabul edemeyeceği şeyler yapacaklar. Peki, yine ekonomiyle ilgili bir şey soracağım. Biliyorsunuz petrol fiyatları düştü, Rusya'ya ambargo var falan. Oo, bak bize indirim yapılıyor, artık Rusların paraları bize gelecek, Rusya ile daha çok ticaret yapacağız falan. Hop, ilk sonuçlar geldi. Türkiye'nin rubledeki değer kaybı yüzünden sıkıntılı bir dönem geçiren Rusya ihracatında yaşanan kayıp 2014 yılında 1 milyar dolara geçti. Yani bu da başlangıç. Ne oldu? Patlatıyorduk, bütün ihracat açımızı buradan karşılıyorduk. -1 olmuşuz bize. Rusya'dan eskisi kadar turist gelecek mi? Rusya'ya eskisi kadar mal satabilecek miyiz? Orta Doğu'ya aynı gözle bak. Avrupa'ya aynı gözle bak. Dışarıdan gelen turist sayısı azalıyor. Oralara satacağım mal azalıyor. Tasarruf açığı nedeniyle dışarıdan da para gelmiyor. İç talep de artmayacak. Nasıl büyüyeceksin? Bilimsel bir cevap verebilir miyim buna? Ben vermiyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Işık'ın ifadeleri, Fikri Işık, yani konuşmamız gerekiyor bunu. Bakın, bir kere karar vermişler, gaza basacaklar. Diyor ki, bir televizyona verdiği röportajda, düşen petrol fiyatlarının da etkisiyle hükümetin 2015'te ayağını frenden çekebileceğini belirtti. Bir iki sorum olacak bununla ilgili. OVP'de 2015 büyüme hedefinin %4 olduğuna dikkat çeken Işık, düşen petrol fiyatları iç tüketimde vatandaşların elini rahatlatıyor. Bunun yanına ihracatımızın %45'ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüş bu ülkelerdeki iç tüketiminde artmasında etkili olabilir. Bu da ihracatımıza olumlu yansıyacaktır. İpe un serme hikayesi geldi aklıma. Ekonomik göstergeler ışığında ve düşen petrol fiyatları sayesinde 2015'te ayağımızı frenden çekebiliriz diye düşünüyorum. 2015'te OVP'de belirlenen hedefin üzerine çıkabileceğimize inanıyorum. Yanlış anlamayın, sokakta herhangi biri söylemiyor bunu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı söylüyor. Yani bilim, verilerle hareket etmesi gereken. Cari açığı frenlemek için Bakan Işık 2014 büyümesinde %3'ün yakalanacağını ifade etmiş. Şimdi burada birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi hani neresinden tutayım denen bir açıklama ama. Bir, Avrupa... %45 pazarımız. Avrupa'da iç tüketim artar mı? Petrolün fiyatının düşmesi. Peki gibi. En son çıkan rakamda Avrupa ihracatımız neden %8.3'ler almış? Süper. Cevabı burada geldi zaten. İki, iç tüketim artar mı? Bu kritik. Tasarruf açığı olan bir ülkede dışarıdan da para gelmiyorsa nasıl iç talep artacak? Peki. Üstelik bir şey daha. İçeride piyasa kredisi var. Vadiler 20 ayın üstüne çıkmaya başlamış. Çark dönmüyor artık. Satılamayacak malı kim üretecek? O zaman kritik soru burada geliyor. Bakın, diyor ki ayağımızı frenden çekebileceğiz. Frenden çekmenin anlamı nedir? Şimdi bunu biraz konuşalım. Yurt dışından para gelmiyor. O zaman ben de sana başka bir şey söyleyeyim. Bunu şöyle anla. 2009 yılı ikinci yarısı anımsa. Reklamlar vardı. Alın verin, ekonomiye can verin. Hı hı. Herhalde bakan da böyle bir reklamda oynamaya ben adayım demek istiyor.
Bunun başka anlamı yok. Ama şimdi o gün yine bir kurtarıcı vardı. Hani dünyada iyi kötü yine bir para geliyordu, dolaşıyordu falan. Şimdi önümüzdeki yıl doğru düzgün para gelmeyecek. İçte tasarruf yok, neyle yapacaksınız? Mevcut borçlar var, nasıl döndüreceksiniz? Sizin burada aylar öncesinde ortaya koyduğunuz tespite geliyorum. Hesapsızca para basmaya mı hazırlanıyorlar? Başka şansları yok. Bak Çetin, en son Merkez Bankası bilançosundan sana bazı rakamlar. Bilançodaki şeffaflığı kademeli azaltıyorlar. Merkez Bankası bilançosunda Merkez Bankası parasının bir alt bölümü var. Diğer Merkez Bankası parası bu iki kalemle olur. Açık piyasa borçların bakiyesi, kamu mevduatı. Orada en son görünen bakiye 28 milyar Türk lirası. Bunu yaz bir kenara. Türk lirası zorunlu karşılıkların %60'ını da döviz altın alarak 33 milyardlar para çekmişler. Bu 33 milyardlar da yapar bir 85 milyar TL'ye yakın. İkisini topla. Şu anda kısa vadeli günlük bazda verdikleri likidite, yani eğer ROK'u devreye sokmasalardı şu an 110 milyar dolara yakın karşılıksız para basılmış oluyordu. Gecelik alıp veriyorlar kısa vadeli. İpin ucunu kaçırmışız. Bundan sonra kullanacak ROK benzeri bir şey yok. Para çıktıkça karşılıksız para basmaya mahkumsun. O zaman sen bu kuru nasıl tutacaksın? Kur, faiz, enflasyon nasıl tutacaklar? Burada büyük bir hesapsızlık var. Ayaklarını yorganlara göre uzatmamışlar. Şimdi yama arıyorlar, bulamıyorlar. Tam burada göz gelelim. Boyuyorlar. Sayıştay rapor hazırlayamıyor biliyorsunuz. Çünkü kurumlardan doğru düzgün vergi çıkmıyor. Bilgi çıkmıyor. Piyasadaki likidite durumunda 3 yıl öncesine göre 110 milyar sağlıksız karşılığı olan para var. Bu saatli bomba. Bu Merkez Bankası'nın da itibarını eritir. Merkez Bankası itibarının erimesi demek Türk lirasının paçavraya dönmesi demektir. Onu yapay olarak değerli gösteremez. Dert Haziran'a kadar idare etmek. Evet. Peki Sayıştay yine de 157 tane kuruma iyi kötü bir şeyler ulaşmış denetleyebildikleri kadarıyla. Ve bununla ilgili bir rapor hazırlıyor. Önce meclise ve ilgili kurumlara, bakanlıklara yolluyor. Sonra da web sitesinin Eylül ve Aralık aylarının son gününde yayınlıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Soma'da işte yarısının taş çıktığı haberi çıktı biliyorsunuz. Bakan Yıldız dedi ki ya bunu bir gazeteci yazmış, bu işte doğru değil falan filan. Bakıyorsunuz Sayıştay'ın bu denetim raporundan çıkmış bu hikaye. Çok feci durumlar var ama iki tane örnek verip yorumlamanızı rica edeceğim. Maliye Bakanlığı yani ne? İşte bu parasal para politikalarının başı değil mi yani? Yedek ödenekten aktarılan 38 milyar 364 milyon yerine, geçtim 364 milyonu, 38 milyar yerine kanunlara aykırı olarak sadece başlangıç ödeneği olan 949 milyon lira kamuoyuna açıkladı. Yuvarlıyorum, 38 milyar yerine 1 milyar açıklamışlar. 2015 yılında Türkiye'nin hedeflediği bütçe açığı 21 milyar lira. Sadece Maliye Bakanlığı'nda 1'e 38'den bahsediyoruz. Bunu biraz yorumlayalım. Bir de Türkiye kamu hastanelerinde çok ilginç işler olmuş. 15 milyon küsuratları gidiyor. 15,5 milyon liralık bir fazlalık var. 1,5 liralık eldivenin 3 tanesini 15 bin liraya fatura etmişler. 1,2 lira yani 1 lira diyelim. Hadi abartıyorum. 1,5 lira diyelim. İğne ucunu 3.200 liraya fatura etmişler. Sayıştay raporu bunlar. Güzel. O zaman İdareye sormak lazım. Bunu tespit edemediler mi? Edemedilerse Sayıştay raporunu görüp gereğini yaptılar mı? Yapmadılarsa neden yapmadılar? Şu en son hastanelerle ilgili onu söylüyorum. Yoksa bunun öyle gerçeğinin öyle olmadığı ama öyle göründüğünü bildikleri için böyle yaptılar. Gerçeğini niye göstermiyorlar, gösteremiyorlar? Yanlış bir şey mi yapıyorlar? Bilerek, isteyerek. Geçtim bütçeye. Bütçe siyasi iradenin millete hesap verme belgesidir. Oradaki her rakamın gerçeği yansıtması gerekir. Gerçeği yansıtmayıp göz boyuyorsa giderek büyüyen bir aldatma söz konusudur. Bu büyüyen aldatmanın sonu istikrarsızlıktır. Hiçbir şeyimiz gerçek değil. Yani son 12 yıl değil, son 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye'deki açıklanan bütçe gerçekleşmenin hiçbiri gerçek değil. Çöp.
giderek gerçekle görüntü arasındaki fark büyüyor. Ha, tek fark bu. Tabii. Orta vadeli programı tutturabilirler mi? Sormadım, özür dilerim, sormadım. Peki hemen bir iki soru cevap yapalım ve en son şu komisyona siz atıfta bulundunuz ama. TOKİ, fikrinizi merak ediyorum bu iki konuda. Birincisi artık lüks villalar yapmayacakmış, onun yerine otel ve lüks iş yerleri inşa edecekmiş. Birincisi yorumlamanızı rica ediyorum. Hangi parayla yapacak onu da merak ediyorum da. İkincisi ya bütün dünya ekonomisi daralırken insanlar Levent'teki falan ofislerini giderleri nedeniyle boşaltırken bu iş yerlerini kime yapıyorlar? Veya yapacaklar? Şimdi şöyle söyleyeyim. İktidarın sık sık dile getirdiği bir 2023 hayali var. TOKİ de bu hayale göre kendi stratejisini hazırlıyor olabilir. Seçim dönemlerinde dilinin kemiği iyice kırılıyor da olabilir. Ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor olabilir. Ama bir şey söyleyeyim. 2023 hayali kesin hiçbir şekilde koşulda gerçekçi değil. Eğer o hayale göre binalar yapılacaksa ödeyeceğimiz bedeller katlana katlana ağırlaşacak. Türkiye yaşanmaz bir yer olacak anlamına geliyor bu. Çünkü çok büyük bir israf yapacaksınız. Para bulabilirseniz eğer. Şimdi inşaat sektörünün durumu malum. Son 12 yılda gelen parayının büyük kısmını inşaata gömdük, taşa toprağa. Bu yerden doğal kaynak parasından da çıkmış parayı oraya harcamadık ya da özel şey parası. Borç alındı yapıldı. Bu binalar bu borcu ödeyemez. Hesabı bitmedi yani. Ve dünya karıştıkça Türkiye cazibe merkezi falan da olmaz. Bu borçlar ödenemezse Türkiye büyük sıkıntılar yaşar. İç savaş bile yaşayabilir. Çok büyük karışıklıklar olur. Ayrıca hareketler bugün olanın 10 katına çıkabilir, çeşitlenir. Herkes bu faturayı başkası ödesin demeye başlar. Bu faturayı yaratanlar da sokağa çıkamaz hale gelir. Şu an inşaat sektörü sallanıyor. İnşaat sektörünün sallanması demek, TOKİ'nin de sallanması demek, belli ki dersini almamış. Daha hala atraksiyon. Belli ki seçimin, siyasetin seçim hesaplarına destek vermek için ülkenin geleceğini karartmaya devam edeceğim diyor. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Peki, aile paketi kadın ve istihdam, iktidar yeni bir paket daha açıkladı. Bir iki cümle yorum, yani tutar tarafı yani burada, yok da. Pardon, bir şey söyleyeyim TOKİ ile ilgili. Sen bir otel yaparsın, 200 milyon dolar harcarsın, sonra hesap tutmadı diye 1 milyon dolara bir yandaşa mı vereceksin bunu? Aradaki farkın hesabını nasıl vereceksin? Verebilir mi ki? Gerçeği inkar etmek de bir çeşit yolsuzluktur. Güzel lafta. Aile paketi, Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı aile paketi için bir iki cümle alayım. Yani içeriğine hiç girmiyorum, hayaller mahsulü bir şey. Aile paketi, Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı sık sık söylüyordu. Üç çocuk istiyordu. Üç de yetmez, beş diyordu. Şimdi buna teşvik getirmişler. Tabii geriye dönük uygulanmayacak anlaşıldığı kadar. Yoksa altından kalkamazlar. Bundan sonra birinci çocuğa 300 lira. İkinci çocuğa 400 lira. Üçüncü çocuğa başına 600 lira para vereceklermiş. Bu bir kerelik midir? Yoksa her ay mı verecekler? O detay belli değil. İki, doğum yapan anneye izin. Artı herhalde çocuklar için de bir çeyiz tasarlıyorlar. Şimdi bütçenin açığı büyüyor, biz bol keseni harcıyoruz. Bedelli askerlikten sonra bu da bir seçim söylemi midir diye düşünebilirsin. İkincisi, bu çok çocuk nedir? Şöyle söyleyeyim, biraz geriye gideyim, belki daha iyi anlaşılır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da nüfus kırılmıştı. 9,5 milyon nüfus vardı, bunun %70'i bayandı. Yorgun, yaşlıydı. Ülkenin kendine gelebilmesi için kayıpların telafi edilmesi lazımdı. Erkek bayan arasındaki dengesinin düzelmesi lazımdı. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mucize oldu. Erkek bayan sayısı dengelendi. Nüfus bir yere kadar arttı. O dönemde ihtiyaçtı. Çünkü bitmişin geleceğine sahip çıkabilmek için. O dönemde intihar. Gelecek yaratamıyor. Farklı çünkü. Bir şeye ihtiyacım vardı. Hatta Kurtuluş 1930'larda 6 çocuk sahibi ona istiklal madalyası verilmiş. Nüfus artışını teşvik etmek için. Ama o zaman dünyada egemen ideoloji, nasyonal sosyalizm var, komünizm var, onlar yükseliyor. Ki
otoriter rejimler bunlar. Türkiye de o nasyonel sosyalizmin bir dönem etkisinde kalmış olabilir. O dönemin ürünü olabilir bu. Ama mantıki sebepleri de var. Nüfus kırılmış uzun savaşlarda. Dengelemeye çalışıyoruz. Dengelemeye çalışıyoruz. Üniversite bir hocamız vardı, anlatmıştı. 1961 mi, 63'te bir yazı yazıyor nüfus planlaması ile ilgili. Dünya nüfusunu kontrolsüz atması ileride büyük sıkıntılar yaratabilir. Türkiye'deki nüfus artışı da ortalamanın çok üstünde, bu sorun yaratabilir. Bunu planlamak lazım diye. Zamanı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay çağırıyor. Sen ne demek istiyorsun? Çok çocuk niye sıkıntı olsun? Zaman geldi. Köydenki yaşamak zorlaştı. Kentlere yığılma arttı. Sorunlar büyüdü. Kentlerde nüfus artış hızı daha düşük. Çocuk doğurma, iyi yapma isteği. Kırsalda fazla. Ama şimdi kentlerde de başka bir şey teşvik ediyorlar. Bunun tehlikesi çok daha başka. Şimdi geliyorum. Türkiye şu an 29 yaş ortalamasında. İş gücüne katılım oranı %50'ye yakın. Sosyal güvenlik sistemi iflasta. Bütçeden 75-80 milyar destek almak zorunda. İş yaratamıyorsun. Tarımını, sanayini öldürüyorsun. Hizmet sektöründe devamı gelmeyecek şekilde balanlaştırmışsın. Sen bu doğacak çocuklara nasıl gelecek vereceksin? Potansiyel sosyal sıkıntı değil mi bu? Sen yaş ortalaman 29 olmasına rağmen sosyal güvenlik sistemini batık duruma getirdiysen, 93'ten yılından beri kendi geliriyle maaş ödeyemeyecek duruma getirdiysen, sen bu yeni yetişecek nesillere nasıl iş vereceksin? Nasıl bir dünya hayal ediyorsun? Ne kadar gerçekçisin? Benim aklım diyor ki herkes doyurabileceği kadar çocuk yapsın. Doğurabileceği kadar değil ama bunlar tersini söylüyor. Bu barışa, insanlığa, inanca hizmet değildir. Bence bu sapık bir düşünce. Peki iki dakikam var. İki, üç çocuk yapan kadının bir kariyeri olur mu? Olmaz, mümkün değil. Belli ki kadını birinci sınıf insan yerine de koymuyor bunlar. Yani galiba kriter burada gücün kadar. Gücün kadar. Niye bir de yetmez, üç tane, beş, yedi kocalı hürümüz gibi şarkı vallahi söylüyorlar ortalarda? Yanlış anlaşılmasın. Bizi yönetenlerin zihni yetenekleri Türkiye ortalamasının altında. Öyle olduğu için bunları dinlemek, yorumlamak zorunda kalıyoruz. Peki bir de çocuklara bakalım. Madem çocuk konuşuyoruz, yolsuzluk komisyonundan bahsedeceğim. Dört bakan, bir dakikada da bunu yorumlayalım. Yüce Divan'a red çıktı. Şimdi bu Türk siyaseti adına anlamı ne? Yani bakın mahkum demiyoruz. Sadece yargılanabilme yolundan bahsediyoruz. Belki de aklanacaklar, bilmiyoruz. Değil mi? Ona bile tahammül edilemedi. Bir iki cümle almak isterim yorum olarak. Bir, onlar kimin ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Ama halkın bilmesini istemiyorlar. Bunun için yargıdan kaçıyorlar. Onlar Balyoz, Ergenekon, Şike, Odası davalarında da yargılıkların masum olduğunu biliyorlardı. Başka sebeplerle onlara işkence ettiler. Bunları yapanların inancı olamaz. Bunları yapanlar Müslüman sayılamaz. Bu Müslümanlığa hakarettir. Bu Charlie Hebdo dergisindeki o karikatür dili algılamasından çok daha büyük hakarettir. Ama kimse tartışmıyor. Belgeleri de yok etmekten bahsediyorlar. Bilmiyorum bu nasıl bir iş. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti'nde kaybolmayacak bir yani şey belgeleri. Yani şeytana uşaklık edenler her kılığa girermiş ya. Çok burada teşekkür. Akıl, iyi niyet yok. Yok. Sayın Cibek çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Konuşacak daha çok şeyim vardı ama süre bu kadarına el verdi ama sanıyorum yine gerçekleri vatandaşlarımıza, izleyicilerimize sayenizde aktardık. Çok sağ olun efendim. Rica teşekkürler. Evet, 300 milyon değil mi bir çocuğa? 300 lira eski parayla. Ya bir tek soruyu sorarak bitireyim ben. Bir çocuk için 300 lira verebilen bir Türkiye emeklisine niye 24 lira verir? Pardon, bir şey daha söyleyeyim. Bu çocuk parası vereceğine asgari ücreti vergiden muaf tutsunlar. Madem bu kadar para var. Ya da, değil mi? Ya da 24 lira niye veriyorsun emekline zam olarak? Laf çok, yalan da çok. Çok laf yalansız olmuyor. Ne olur siz o yalanlara kanmayın. Hoşça kalın efendim.